geek dostlar, biliyorsunuz Doctor Who muhabbetlerimiz devam ediyor. Kaldığı yerden bugün gene tekrar Cevdet Canver, Can Sungur ve ben Ömer Can Güldağ toplandık. Doctor Who'nun ilk sezonunun 5. bölümü de arkada kaldı artık. Arka dediğim yani izledik geride kaldı, öyle bir deyim vardır biliyorsunuz. Arkada kaldı demez aslında normalde. 5'i şu an yapıyoruz ha. Tamam işte yani tamam. İzledik geride kaldı, arkada kaldı. Neyse arkamızı dönüp bir bakalım ve hatırlayalım neymiş bu bölüm diye. Bir önceki bölümün devamıydı işte zaten. Bir kere hemen şunu söyleyeyim. Bu bölümün sonunda bir tık hayal kırıklığına uğradım ben. Şeye bağlamalarına. İşte gazetede kocaman uzaylılar yalan işte diye haber çıkıp dünyanın gene eski haline dönmüş gibi bir hava vermiş olmalarına biraz üzüldüm açıkçası. Çünkü böyle ben dünya değişecek ve bundan sonra hani dünyayı gördükçe uzaylıların olduğunu bildiğimiz bir insan modeliyle karşılaşacağız. Ama şeye dikkat et. Slytherin'leri kimse görmedi. Tabii tabii yok. Mantıksız falan demiyorum. Slytherin'den kayboldu. Okey. Geriye de o domuz kaldı, domuzcuk kaldı vurdukları. Ona da iki test daha yapmışlardır. Demişlerdir ki Allah bu domuz kafası gerçekten de. Sen samimiyetle yani uzaylı olanın yalay çıktığını düşünüyor diyorsun. Şöyle, Torchwood diye bir dizi var. Bunlar böyle, yani şunu söylemek istiyorum. Roswell olayı gibi, anladın mı? Yani nasıl Roswell olayı işte Amerika'ya bayağı uzaylı düşmüş ya düştü deniyor falan. Tamam da yani 2005 yılında herkesin elinde cep telefonu olan bir durumda başkentin ortası düşmüş bir uzay gemisi yok Roswell olayı. Kimse düşmedi demiyor zaten. Evet. Ama gazetelere şey diyorlar. Araştırdık, deneysel hava aracıymış. İşte tamam. İçinde de işte bir dünyaya ait bir şeyler bulundu demişler. Zaten bütün gazetelerde el ele evet falan demiş belli ki. Yani ben şeye çok okeyim ya. Böyle bir olay hakikaten cereyan etse ve ertesi gün gazeteler dese ki yok yok o hükümetimizin yeni işte gizli silah çalışmaları falan. Herkes de böyle alkışlayarak ekşi sözlü evet hakikaten öyleymiş falan der. Bana çok gerçekçi geldi. Gerçekçi değil demek istemedim zaten. Ha. Yani şu ana kadar Doctor Who'da izleyip de tutarsız ya da saçma ve yani kendi içinde mantıksız olduğunu düşündüğüm hiçbir şeyle karşılaşmadım. Falan. Ne? Sonic Screwdriver. Dünyanın en mantıklı şeyi. Her naburda satılıyor. fakat hani bunu tercih olarak pek istemedim demek istiyorum. Yani bir önceki bölüm uzaylılar hani geldi ve sadece Rose'la ilgili bir iki kişiyle ilgili değil tüm dünyayla ilgili olacak dedim. Şimdi onu bağladılar gibi oldu. Saçma değil ama hani o yönde ilerleme sitesinin benim beklentilerimi biraz şey oldu boşa çıkardı. Ben şeyden ötürü mutlu oldum. Hikayenin ana fikrinin yani sonuçta siz insanlar biraz salaksınız. Evet abi biz insanlar biraz salaksınız. Salaksınız vallahi. Vallahi salaksınız. O bir önceki bölüm okay, haber izlerken milletin haberlerle ilgilenmeyişini aslında buraya böyle bağlamış oldular. Evet. Yani aslında ben bu bölümü izlemedim. O yüzden durup değil mi? Baştan sona 4-5 kere izlediğini Doktor Who'ya rağmen bu bölümü hiç izlemedim. Yok bunu atlamışım. Anladım. Yok şaka bir yana bu senin söylediğin hikaye var ya. Bu hikayeye üzüldüm dedin. Bence üzülme. O kadarını söyleyeyim. Tamam. Yani bu kadarını söylememe yetkim var şu anda. Başka söyleyemiyorum. Peki. Şey, benim bölüm şeyle açılıyor zaten. Doktor orada bir elektrik veriyorlar. Doktor da hıfzı ediyor. Sonra kurtuluyor şey işte. Title öncesi, title sonra sahne koyuyor. Title öncesi de çat atıyor. Niyeyse salondaki herife takıyor elektrik şeyini. Bütün uzaylılar etkileniyor. Evet o bana biraz yani bağlayamamışlar başka şekilde. Şeyin yoksa kızın annesi ölecekti falan diye düşündüm açıkçası. Ya bağlarlardı. Yani ama sonra şeyi de açıklamadılar. Bunların arasında akım fizik talep. Yani ben böyle bir şey uydursalar iyi olurmuş bence. Şunu uydurmadılar mı? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Şuradaki hikayeden dolayı o. Çünkü bunlar bir çeşit transmitter falan gibi bir şey uydurmadılar mı? Ha. Ya bir hikayeden dolayı bir alet gibi bir şeye boynundaki takıyorlar. Boynundaki alet var ya kendilerini şey yapan. Ben bunu ama yani inan hani bir kere şöyle izlemiş biri olarak ben de hatırlamıyorum. Kaçırmış olabilirim arada. Ben de kaçırdım belki de. Çünkü takıyor elektriği veriyor. Londra'nın öbür ucundaki abi, kenar mahallelerindeki uzaylı da hatta buraya takıyor elektriği. Buraya takınca diğerleri de böyle oluyor falan. Ha, transmitterden veriyor. Aynen. Yani öyle yedik tabii. Okey, okey. Tamam canım transmitter. O zaman çok mantıklı. Kablosuz elektrik aktarıyor adam. Tabii o var. Artık. Aynen. Tesla burada, coil. Okey. Ben burada şeyi çok seviyorum abi. Şimdi hani bu hep diyorum ya cheesy. Pelesenk oldu ağzıma. Bu şimdi kostüm böyle hani bildiğin uzaylı kostümü ama böyle bir geçiş var bir koridor. Orayı özellikle tutmuşlar kamerayı koymuşlar ve boş çekim. Evet abi. Orada CGI'ye geçiyor. Evet evet abi. Normalde şöyle ona yaratıklar orada böyle bir artist. Bak ona ben de takıldım. Biraz da herhalde artık bunlarla uğraşıyoruz diye. O böyle aynı koşma hareketi var ya o şeyde de var. Bir yerde Harry Jones falan böyle ha, şöyle bir kadrajda kaçıyorlar. Orada da aynasını döndürmüş. Nasıl bir kere 3 boyutlu yapmış. Bir de oradan koşturmuş. Aynı animasyonun yanıyla koşuyor. Bence zaten hani bir bu taraftan gördüğümüzde böyle gördüğümüz var. O da mirror bence. Yani onu çevirmiş direkt böyle. İşte zaten canda tıpatıp aynı şey söylemiş. Hayır o önden... Hayır.
önden çektiğini dedin. 3 tane sahne gözüküyor. Teknik teknolojisine tekniğine takılmayalım bu kadar. Yani. Yazayım. Ne yapsın? Neyse, 2005. Bence de ama yani. 2005 için çok kötü değil canım. Değil. Tabii canım 2000 pound falan vermişler oraya belli ki yani. Öyle düşündüm. Allah açıkçası. Allah. Sonra yol yemeği 2500'e gelmiş. Tabii bir de otel konaklama falan. Bu bölüm mesela bir önceki bölüm zaten osurur olarak bize tanıttıkları için bir parça gülünç bulduğum uzay tipleri bölüm çok daha fazla ciddiye aldım ben. Bir anda hakikaten korkunç, ürkütücü tiplere dönüştüler. Hırslı evet. Pis bir aileye dönüştü ya bunlar bir anda. Evet, bir de aile çıktı değil mi? Doğru, tür değildi. Aslında yani, aileymiş. Neydi bunların gezegenlerin adı? Rostropostos, ne bileyim. Dur, neydi? Can biliyor. Roxy Calico Palapatarius. Roxy Calico Palapatarius. Aynen. Allah söyledi. Roxy Calico Patarius. Bak ben de hemen öğreniyorum yani. Çok da zor değilmiş. Allah Allah. Roxico. Yani çok zor olduğunu onlar söylüyorlar. Roxico. Çalıştım ama. İngilizler bile yani. Söyleyemiyor. Söylemeye çalıştım böyle yani. Öyle bir duydum ve anlamadım yani. Bayağı bildiğini yazdım falan okudum. Tabii canım, tabii canım biz zaten beraber çalışmadık. Notlara bakıyordum gördüm ben. Değil. Roxy Calico falan patar göstermek için saatlerce çalıştık. Ben öğrettim. Neyse Roxico işte bir kenara. Ben bir şeye değinmek istiyorum çok hızlı bunu unutmadan. Jackie ile Mickey'nin kısımlarını izlerken ben dedim ki bir, keşke güzel bir ışık alsalarmış kapalı alanda, biz de çekim yapıyoruz öğrendik. İkincisi çok hoşuma gitti o karakterlerin gelişmesi işte. Mickey, yani artık doktor böyle şey diyor ya, Mickey de idiot diyor, dünya artık senin elinde falan diyor böyle. Yani, niye doktor gıcık bu çocuğa ya? Çocuğa sürekli kötü davranıyor. Abi, çocuğun enteresan ilk bölüm ben de gıcıktım. Aynı kadından hoşlanıyorlar. İkisi de yani. Ve yani çocuk ama bir şey söyleyeceğim, çok uzaylılarla sopayla uzaylık itiyor. Böyle neler neler yapıyor. Bir sürü maşallah bir sürü şey yapıyor. Çocuk hala Mickey de idiot. Hayır, zenci diye. Doğru bak işte aynen. 2005'te İngiltere'de hala vardı böyle sonra. Okay. Ama enteresan olan ilk bölüm ben de sevmemiştim Mickey'yi. Oyuncuyu, karakteri falan filan. Doktor Who'nun da sevmemiş olmasın. Çok hoşuma gitti. Doktoru gibisin Ömercan yani vallahi. Bak bir sene boyunca cinayette suçlanınca o böyle futbola gidelim mi, maç oynayalım mı falan diye doğru, bir anda böyle ben hayatta neler çektim falan diye böyle mapuslara girmiş çıkmışken adam olmuş. Bu arada bu Slytherin'lerin şeyi motivasyonunu konuştuk mu? Kafam karıştı. Abi gezegeni yakıp satacaklar. Konuşmadık ve bence ben. O çok güzel. Evet abi çünkü bak o gene iyi. Geçen bölümde de çok dedik işte otostopçular seferi falan. Bu gene bunu bana hatırlatıyor. Biz hani insanların gözünden önce bize gösteriyorlar işte uzaylı gelmiş, istila ediyor, ilk defa temas yapılacak bilmem ne filan falan. Oysa bunlar bir grup böyle çetemsi bir şey ve burada 3-5 kuruş daha kar etmek için uğraşıyorlar. Ve tüm dünyanın ölmesi veya savaşı sürüklenmesi umurlarında bile değil. Ama çünkü zaten aslında şöyle düşününce mantıksız değil. Aile bir de. Ha bir de yani koca evren olunca adamların içinde bulunduğu dünya, tek bir gezegen evet önemsiz onlar için. Tabii hemen gitmek istiyorlar falan böyle. Let's get out of this rock falan böyle. Burayı niye ele geçirelim falan diyor bir tanesi. Böyle aynen, bir şey. Aynen yani ele geçirecek. Neler gördün? Ne klişe ne aptalca şey yani. Bir tane gezegen koca uzayda. Bunlar hani küçük bir ekip. Yani atıyorum esnaf gibi bir grup yani böyle anladın mı? Ya da bir kısım dolandırıcı bir ekip gibi. Hani bir tane gezegenle uğraşıyorlar. Aşiret bunlar. Aşiret diyelim. Yani o Jackie'nin de böyle bir anda bak doktor kızımı alıyorsun götürüyorsun ne bakıyorsun bilmiyorum ama bak o benim kızım bir tanecik yavrum falan deyince böyle ben yine bir Türk erkeği olarak orada şey oldum. Ama çok doğal. Anam, kadın anam oldum. Beklenecek tepkiler değil miydi onlarda yani? Değil i̇şte mi? Bak ilk bölümde böyle kızla ilgilenmeyip de ay odamda da adam var mı? Hani böyle saçma sapan hareketler yapınca böyle diyorsun ki herhalde bu çok kötü bir anne. Evet evet. Böyle kızı da boş vermiş falan bir anda böyle yavrum kızım falan diye böyle telefonda doktora da gazı verince dedim ki helal olsun kadın anam falan i̇şte, böyle tarhana kokusu geldi böyle tamam mı? Bence Mickey ile bu anneyi ben mesela ilk bölümlerde falan böyle oyunculuklarını falan kötü buluyorum hatta yani beğenmiyorum. Bence biraz da şey yani bir challenge vermişler. Maaşlarını arttırmışlar. Evet evet. Sonra da bütçe arttırıyorsunuz ya gittikçe bak. Daha iyi rol yaparsan sana 200 pound daha veririz. Prim değil mi? Her tirat için prim veriyorsunuz. Hayır kadına bir challenge de vermişler yani. Sonra işte onun için üzülmek bilmem ne falan. Öyle bir şey alışverişe gidiyorum ben falan da kadın. Yani şimdi kızın için üzül bak gidiyor falan yani. Oradaki oyuncu küçük kimse. Hani öyle şeyler sevmiş. Evet demiş herhalde. Güzel oynamaya şey bana Ricky de öyle. Çok ikna edici gelmedi. Ricky Mickey konusunda. Sonunda gitmek istemeyişi bizimkilerle. O bana pek inandırıcı gelmedi. O bana biraz hani bu oyuncuyu, bu kadroyu hani TARDIS'e alıp taşımayacağız sağa sola diye karar verilmiş. Fakat öykü gereği çocuğu korkak yapalım ayağına sanki yatmışlar. Evet çünkü biraz önce nükleer füze attın adam. Nükleer füze değil füze attın ya yani. Bir de abi ne kadar korkak olursan ol
bir merak etmez misin ya? Bir kere geleyim dersin yani. Evet yani. Bir tur hani geleyim. En azından dersin ki gel istediğim zaman geri dönebiliyoruz mu? Tabii canım der. Ama hani bir geleyim falan. Ama bir yıl atıyor yani. Gelirsin ama bir yıl gider. Ha bak ama bu çocuğun hayatı da mahvolmuş aslında. O yüzden tabii. Aslında gitmemesi için neredeyse hiç ya yok. Ben daha kötüsünü düşünüyorum orada. Yani şöyle düşünüyorum. Bence orada hakikaten yani şöyle bir basitliğe kaçmışlar bence. Çocuk zenci olduğu için. Yok. Yani hani olası bir kadın erkek romantizmi pilotunda üçüncü bir adam olmasın diye. Yani. Evet. Bence böyle bir basitliğe kaçmışlar. Daha sonrasında bunu yapan bazı şerefsiz başyazarlara da rastlıyoruz. Oo, aklıma da geldi şimdi söylemeyeyim dedim. Ta o kadar. Kompanyon ve doktor arasındaki romantizm aması. Tamam bir şey söylemeyin. Yani bu soruya cevap da vermeyin ama hakikaten Doktor Who'yu öncesinden bilmeyip hani yani Kompen ve Doktor arasında bir şey olmamalı, olmayacak, olmaz gibi bir sanrı var bende. Nereden sahibim buna hiç bilmiyorum. Niye var böyle bir sanrı sende biliyor musun? Niye? Çünkü 9. Doktor Eccleston adam gibi adam da o yüzden. Okey. Tamam daha bu... Benim de en sevdiğim doktor. Kardeş. Anladım. Gözümsün. Bu lafların şeyini anlamaya daha arkası çok var. Gelecek bunların. Okay. Evet. Ama... Yiğit, böyle bir sanrısı olmayan ya da mesela 2005'te... Çok özür dilerim. Burada çok önemli bir şey söylemek peki, istiyorum. Söyleyeyim. Yeni izleyenleri yanıltmasın. Bu çünkü yani bilmek gerekiyor. Sen dedin ya, Eccleston adam gibi adam. Tabii ki şakasını söyledin ama doktorlar aynı adam. Yani hani bir tabii farklı canım. Adam değil. Sadece bazı şeyleri yani sonra bir şey yaparız ama aynı adam. Onu zaten ilk bölümde hemen anlamış olmalı. Söylediler işte yani eskiden gelmiştim de yok yeni yüzüm güne güzel olmuş falan diyor telefon şey aynaya bakıp yani telefona işte, bakıyor değil mi? Aynen. Bir başka detay madem Mickey konuşuyoruz. Ben mesela bu bölüm Rose'un Mickey'den ayrılmasının %100 ihtiyaç olduğuna çok ilginç bir sahneden kanaat getirdim kardeşim. O da şu. Slytherin geliyor ya bunların evine böyle falan. Doktor da diyor aman diyor buna sirke mirke bir şey yapın falan. Açıyor Mickey'nin dolabını. Mickey'nin dolabından bak. Soğan turşusu. Soğan turşusu. Ve yumurta turşusu çıkıyor abi. Hocam English breakfast bir dakika belki de bilmiyorum. Baba sen nesin? Yok ben İngiltere kahvaltısını bilirim yok öyle şeyler. Abi biliyorum zaten. Soğan ve yumurta turşusu ne? Bilmiyorum. Ve o koy ne bir yani? Lahana turşusu bir şey koy. Pis herif. Ama yok C'deki dediği doğru yani. Belki hakikaten İngiltere'de her sokakta sokakta şeycis geçiyor belki. Ya Allah aşkına bırak git. Mısırcı gibi falan. Ya yumurta turşusu, soğan turşusu, yumurta turşusu. Yumurta turşusu diye bir şey olduğunu düşünüyor musun? Emin misin? Abi adam açtı orada döktü. Ha yumurta turşusu diye kavanozdan döküp. Abi çeviren çocuk öyle çevirmiş diye. Ne inanıyorsun yumurta turşusu? Baktım ben buna birebir ya. Yumurta turşusu diye bir şey yok. Yumurta turşusu abi. Yumurta turşusu ne demek ya? O herif yumurta turşusu yiyor kardeşim. Yumurta nasıl turşusu çıkarılıyor? Turşunun ne olduğunu bu kadar mı bilmiyorum abi, ben. İpana reklamında vardı ya. Yumurta turşusu ne demek? İpana reklamında vardı ya yumurtayı sirkenin içine atıyorlar. O yumurta turşusu diyorsun. Evet işte o. Abi bilmiyorum. Açın doktoruya bakın. Yani Mickey denilen karakter... Annene sor abi yumurta turşusu oluyor mu olmuyor mu? Mickey denilen karakterin buzdolabında yumurta turşusu var abi. Bu adam diyorsun ki ben de terk ederim. Bu adam yaratık yani anladın mı? Hani Slytherin'den daha pis bir şey ya. Yumurta turşusu falan yiyor. Ama orada bir detay vardı küçük. Çocuk nerede olduğunu, ne olduğunu evde bilmiyordu. Kız biliyordu hatırlarsanız. Evet, yani erkek arkadaşının eşyalarına hakim. Ama bir sene geçmiş bu arada. Belki de... O yumurta turşusu bir senelik bir de bak. Aa bu detayı düşünmemişsin. Doğru ne saçma. Kız değil annesi bu arada. Kız söylüyor telefonda ya. Kız Mickey'in... diyor ya. Dolabında şu vardır falan diye. Ha kız diyor annesi alıyor. Ha tamam. Bu arada yani... Bir senedir dolap değişmemiş ama bak. Çünkü pis şuna... ki. Tabii canım evinden belli. Şuna ikna oldunuz mu peki? O yaptığı alaşıma atıyor. Oluyoruz değil mi böyle şeyler? Ya ona oldum ben çünkü... Çok ki... şükür diyelim. Evet. Yani neyse ki evdeki eşyalarla patlatılabiliyormuş bu uzaylılar. Yaratık yani silikat fazla mı çıktı? Yani sizsiz olun bir Slytherin eve gelirse neydi abi? Sirke. Sirke. Sirke işte. Değil limon. Yumurta turşusu neye kurulur? Sirke, limon. Yumurta turşusu kurulmaz da bitirelim bence bu işi. Aynen öyle. En sonunda da başbakanın evini patlatarak. O şu başbakanın evi miymiş? Tabii 10 Downing Street işte. Ha, ben onu İngiltere'de yaşamadığım için evi böyle ve ofisi anlamadım. Yani aslında anladın mı? Bir yandan böyle o bir böyle tek kapısı var. Aksaray'ın muadili birkaç tane yani birkaç tane apartman içten birleşik aslında o herifin ofisi falan gibi bir sistem o. 10 Downing Street böyle meşhur bir
İşte Assassin's Creed Syndicate'da da Beyaz Saray falan gibi bir şey. Falan. Hatta bir nevi. Benim Doctor Who'yu böyle bu kadar sevmemin, hep sana anlattığım işte şöyle güzel dememin bir başlangıç şeyi burada iki yerde oluyor. Bir tanesi biraz yalan, oradan başlayalım. Can seviyor orayı. Asansör sahnesi abi. Asansör sahnesinde hani doktorun böyle unit tutmuş yakalayın bunu, inanmıyorlar uzaylı falan muhabbeti böyle duruyor. Anladım. Orada böyle bir konuşmaya başlıyor. Sakın siz olun işte asansöre kıçını döndürmeyin falan diyor ve kaçıyor. Yalan mı? Yani şöyle işte doktorun benim de tabii ki de bu arada herhalde doktoru izleyen herkesin en sevdiği hali doktorun bu. Ne demek? Ama asansörün kapısının açılıp kapanma sözü de vurulurdu. Tabii. Orada keşke bir hapla şey falan böyle belki, bir belki sihir yapmışlar. Belki şeyler o askerler herhalde yani daha rookie yani ilk günlerinde falanlar işte, anladın mı? Abi, reaksiyon süreleri çok... 4 saniye en az. Asansörden bahsediyoruz ha. Tın. Ne? Ne demek istedi? Asansör derken hey kapanıyor kapı. Doktoru'yu sevmeye çalışıyor. Şarjör değiştiriyor hepsi falan. İkincisi neydi Kuziko? Wow. İkincisi de tam olarak şu. Hani bu şey neydi o? Asansör, taş duvarları hayır, taş duvarları kapatmadan önce. Meclisin odası. Taş duvarlar yalnız. Meclisin kapısı Elif'in odası. Anladım, güvenlik şeyi. Orada konsey odasının başlıyor ya tarih dersi diye başlıyor şimdi. O işte doktoru, tamam mı? Sen onu göreceksin. Bu kala hayvan teki yani. Abi bak sen onu görünce ileride şöyle oluyorsun bak. Başlıyor yani bu doktor da başka doktor da sen böyle aman tanrım falan oluyorsun. Yani doktoru böyle bir şey verilmiş. Evet, ne çıkacak geyiği? Yani evet, çünkü evet. Doktor böyle çok stresli bir durumda bir anda. Bu arada bu tarihini biliyor musunuz falan deyince diyorsun ki o güzel big reveal geliyor. Yani buradan sonra olaylar kopuyor genelde. Bir de yani çok alışıyorsun. Şu yani şu güzel bak. Ve bütün bunların sonunda yani anlatabiliyor muyum? Yani öyle ulviydi. Bu kadar yani. Anlatabiliyor muyum? Hep böyle yani. Bu çok güzel oluyor yani. Bir de hafif böyle bilimiyle falan tavlamaya başlıyor. Şimdi de yükseldim yani. Bayağı farkındaysan. İkiniz de yükseldiniz. İkiniz de yükseldiniz fark ettim. Bundan sonra böyle şeyler hep olmalı. Her bölümde en az 3 kere olacak ya, diye bekliyorum. Şey işte yani. Ne? Yine doktorun en klasik hareketlerinden bir tanesi. Şey gibi o. Monk'ta da böyle bölümün sonunda işte here's what happened deyip böyle konuyu açıklar falan ya. İzlemedim Monk'u biliyorum diziyle. Brave Star'da vardı küçükken. Çocuklar bugün ne öğrendik diye. Orko'da da vardı. Şey, odaya kapalı kalıyorlar. Odaya kapalı kalıyorlar. Odaya kapalı kaldıktan sonra da şey geliyor yani. O girdik nasıl çıkacağız? Falan. Sonra işte Mickey ile Jackie ile konuşup falan bir şekilde yine doktor hallemedip kullemedip çözüyor. Orada şey çok güzel. Ben yine Eccleston'un adam gibi adam 9. doktorluğuna şöyle vurgu yapacağım. Yani ben bu konuyu çözerim ama seni kaybederim. Resmen. Böyle falan ağır böyle. Anladın mı? Orada böyle. Abi şimdi bir, evet sen deyince anlıyorum. Hiç öyle düşünmemiştim diyorum, tamam mı? Adam evet öyle haklı yani. Yapacak çünkü herif şey böyle şey adam oluyor. Haklı. Böyle fantastic falan bir adamdan bir anda şeye dönüşüyor böyle. Jack işte benim dünyam bu. Karanlıklar içerisinde karar vermesi gereken birisi varsa. O Batman yani, anladın mı? Herif böyle bir anda Zack Snyder yönetiyor sahneyi. Ne oldu abi, sen de mi şey oluyordun? Sen söyleyince ben niye de canım? Ben düşünmüyor geldi ama izlerken şöyle kötü gibi düşünmüyorsun. Hayır yani. Kötü değil ben aksine bu doktoru bu yüzden çok seviyorum. Bu yönleri de var çünkü. Herif şey böyle yani bir sonraki 6. bölümde hadi herif biraz Türk, sonra konuşacağız yani. Türk herif biraz böyle. Türk de değil yani, böyle herifin çok sorumluluk sahibi olup da bu sorumluluk ve daha doğrusu bir şey diyeceğim. Karar verme konusunda kendini yetkili görmesi, çünkü çok büyük bir karar vermiş. Hani o da çıksın ortaya. Onun da böyle tekrar devamında bunun stresini yaşaması, karar vermek istememesi, kaçamak böyle bir işte fantastik falan bir adamken yine karar vermeye zorlanınca böyle bir anda çöküp sert bir adama dönüşmesi bence bu karakteri çok derinleştiriyor. Aslında kısaca evet. Şöyle denebilir, çok özür dilerim. Biraz insanileşmiyor mu işte? Çünkü tabii. Çok büyük bir olay olmuş. Time War deniyor ya. Birkaç bölüm sonra iyice ortaya çıkacak bu. Time War'da doktor bir şey yapmış aga, anladın mı? Ve ha, bir günahları, bir karanlık bir tarafı var yani. Ve hep şey var yani. Fantastic işte, siz hadi bakalım uzaylılar geldi. Siz de büyüyeceksiniz artık. Belki siz de uzaya gidersiniz. Bir böyle neşeli neşeli. Sonra buna diyorlar ki abi birileri ölecek falan. Yine bunun bütün surat düşüyor. Çünkü ben seviyorum onun şeyini yani. Yalnız şu konuda sana katılmakla birlikte haksızlık da etme diğer doktorlara. Yani şu anlamda diyorum, bu doktorun içerisinde olan bir şey ama Eccleston abimiz bunu hakikaten senin dediğin gibi oynamış. Diğerleri bu kadar böyle şey yapmıyor evet, yani. Evet, aynen. Böyle bir yıkılmıyor. Ama o şey mi? Müthiş değil mi abi? İşte benim dünyam bu Jack. Böyle bir anda şey oluyor böyle. Şey çok iyiydi, Sin City böyle. Böyle şey, o zaman bas düğmeye. Ya. Böyle B-side movie'nin şey diyorlar sonra işte Doktor Bey yalnız bu kapağında sigara içemezsiniz.
buranın bir hikayesi var biliyor musun? Bir çeviriyor. Bir çeviriyor. Meğer sigara içilebilir. Winston Churchill zamanından kalma. Deri ceketiyle bilmem nesiyle falan. Ben bunun bu hallerini çok seviyorum yani. Diyeceğim buydu. Sonra Slytherin'lerin hepsini patlatıyorlar. İyi çirkin oldu. Çirkin. Çok sevindim ben. Sarı kadın kaçtı. Ha bir de sarı kadın şey bürokrat ablayı. Harriet Jones. Harriet Jones değil. Kim yani? Slytherin'lerin şişman sarışın. Evet. Böyle bir o kaçtı. Ha, aralarından bir tanesi ya, kaçtı yani. O teleport oldu. Bayağı divay. Çıkacak yine belki. Çıkabilir falan. Çıkabilir. Çok çaktırdın mı bilmiyoruz. Abi çok vallahi çaktırmıyorsunuz ya. Evet yani. Ya ne oldu? Muhteşem bir ustalık izliyorum şu an karşımda. Innuendo ve ima konusundaki manevralarınız muhteşem. İşte Demirel'in Fatih Terim taklidi gibi durumda. Harry Jones konuşalım. Okey, onu da konuşalım. O yani o önemli bir karakter abi. Allah Allah. Evet, daha sonra da göreceğiz. Ya 3 dönem başbakan yani göreceğiz. 3 dönem başbakan olmuş. İşte başbakan sonunda söylüyor zaten. O yüzden hani bu arada 3 dönem başbakan neymiş abi? Evet ya 2 dönem bayağı değil mi yani. Şey ama İngiltere öyle değil belki. İngiltere de artık Harry Jones için yasa anayasa da başkanlık sistemini getirmişler. Halk sokaklarda yürümüş, %52 ile çıkmış her seçimlerden. İşte orada 2005, burada 2015 diye. Bu Harriet Jones şey gibi bir tip değil mi? Yani böyle Harriet düşük Jones bürokratik bir tip olmasına rağmen bütün üst düzeyler ölünce yükselecek gibi bir tip sanki. Öyle işte zaten Battle Star Galactica'daki sonunda kadın gibi. Aynen ha. Vay bravo. Neydi? Geekiz'dir efendim. Battle Star Galactica'daki kadın ismini unutmuşum. Neydi? L ile başlıyordu. L ile. Lale. Bilmiyor değil mi? Kanser falan kanser olan değil mi ya? Ha. Oğlum bayağı spoiler verdik. Başka diziye şu an anladık. Evet, evet. Yani kanser. Kanser olan. Bilmiyorum bir daha çıkarım artık. Kanser şeyini şey yapmayalım şimdi çok fazla. Neyse tamam. Onun gibi. Bakın, doktoru da spoiler veremedikçe diğer dizilerden spoiler vererek rahatlıyoruz. Tebrik ediyorum sizi. Allah'ım çıkışım abi. Hani sen dedin ya işte adam gibi adam hikayesi falan ama bak o işte Michael'ın olduğu şey son sahnelerde falan. Ricky. Neyse. Baya doktor yürüyor ya şey yani Rosa anladın mı? Bir yürüyor. Laf şeylerini falan yani. Yazıyor yani. Hareket. Tabii yani yazıyor baya. Ben hiç öyle gelmedi ya bana. Ama sonrasını abi, atarım sonrasını bak, hatırla. Bak bunu bir şey söyleyeceğim size. Doktor daha fazla külliyatına hakim bilen birileri için işte o romantik ilişki konusunda soru işareti olmayabilir. Ama ilk defa izlemeye başlamış ve doktor hakkında hiçbir şey bilmemiş. Ve belki 2005'te hani çıkarken izliyor olsaydım. Ben hani bundan arasında romantik bir şeye doğru yürünüyor. Tabii ki yürünüyor işte ya bariz değil başlıyor mi? Başlıyor çünkü onlar. Ha yani. Elbette yani bir kadın bir erkek ve arada bir şey de var. Yani yani yürünmemesi gerektiğine dair bir fikrim olduğu için ha yürümüyor da olabilir. Sonuçta atıyorum böyle bir anda bakışıp şey olmuyorlar. Öyle bir şey yok. Ama ufak tefek flörtöngez yerlere kaçacak laflar oluyor işte. Bakıp kıza işte bir insan için hiç fena değilsin falan. Bu bence demesi. Mesafe koymalı bir hareket ama geçen söylediğim gibi. Abi niye yavşamak için de yani düşün o şeyde de değerlendirilebilecek yani, bir laf. Baktığın zaman hocam yani şimdi Ömercan var yani ama bu yaşım küçük diye mi diyorsun Cevdet? Yani. Sorun değil bahsedebilirsin. Ne demek Ömercan var. Spoiler olur. Özetle bana şey gibi gelmiyor abi. Bakın, o şey mi diyorsun? Var. İşte annem seni çaya çağırıyor. Ben çaya, I don't do family falan. Bir böyle mesafe koyuyor. Ya bak evet öyle şey, şey demek istiyorum. İlla bunlar romantik bir şeye doğru götürüyor değil ama öyle bir şeyi aramak isteyen için evet, var. Var demek. Bence var. Evet ikili şey koymuşlar yani hani kardeşin anahtarını veriyor al diyor. Yani sana anahtarını verdi. Ulan bu resmen şey gibi hani ilk böyle bir ilişki hani böyle evet abi bir önceki izlediğin dizi Friends'e Friends bunu hatırlarsın yani. Anahtarını vereyim. Ay ne büyük hareket falan bir şey olmuş oldu yani. It's about time you had one diye veriyor bir de hani böyle bütün companionlarına bu anahtarı bir noktada doktorlar veriyormuş gibi. Bu anahtarı daha önce kaç kıza verdin demiyor neyse ki kız. Neyse ki demiyor. Şey o sonundaki sahne de bana şey geliyor yani yürümek gibi değil de daha ziyade böyle adam ne bileyim şey ilginç işte hani yanında olsun istiyor ama ben mesafeyi de koyuyormuş gibi hissediyorum işte herkes farklı okuyor demek ki. Böyle işte annem seni çaya çağırıyor. Hani böyle tam da şey değil mi? Annesiyle bir de oturup çay da içse artık hani istesin kız da bizle geçsin. Hadi bakalım falan hani iyice şey. Bir de böyle anneyi çağırmıyor ama diyor ki ya diyor bilmem ne atın nebulasının kafasında çok güzel patlama olacak. Gel seni oraya götüreyim bilmem ne falan. Evet ya kandırıyor kızı değil mi? Kandırıyor abi ya aklını çeliyor bayağı. Resmen aklını çeliyor. Tamam abi. Geliyorum falan ha. Böyle gidiyor. Yani, halbuki kız da saf. Kız da saf tabii. Londra'nın kenar mahalle.
Görmemiş tabii. Ne yapsın? Görmemiş. Aşağılık. Doktor Who'nun da bir bölümü daha geride kaldı. Biz de izlemeye takip edenler veya zaten deli gibi hakim olanlar fark etmez. Aşağı yorum yazmaktan kendinizi alıkoymayı ihmal edin. Onun dışında kanalımıza abone olun, sitemizi ziyaret edin ve de videomuzu beğendiyseniz paylaşın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Görüşürüz uyuyanlar. Roxy Koliko, Palapotarmus. Evet, evet. Sen de der misin? Roxy.